Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Arkadaşlar, aşağı yukarı 7 senedir, 7 bu arada benim uğurlu rakamım, YouTube'da video yapıyorum. Asıl kanalımın başlangıç zamanı 2013. İlk fitness kanallarından birisiyim. Bunu söylememdeki amacım şu. Aslında bugünkü değinmek istediğim konu bununla biraz bağlantılı. Şundan dolayı ben kanalımı 2 sene kadar boş bıraktım. Video yapmadım ve bu dönemde tabii birçok fitness kanalı, daha doğrusu yeni kurulan YouTube kanallarından fitnessle ilgilenen kanallar prim kastılar. Tabii meydan yeni kanal sahiplerine kalmış oldu. Biz çekilince aradan. Geçmişteki izlenmelerim de benim aslında bunu kanıtlar niteliktedir. Merak edenler de bakabilirler. Ciddi şekilde izlenmelerim vardır. Son dönemdeki izlenmelerimiz zayıf olduğuna pek bakmayın. Şimdi nereye bağlayacağım konuyu? Bu bazı fitness kanalları, özellikle böyle fitness'ta bayağı elit olduğunu zanneden kanallar, kendi aralarında sürekli bir kapışma durumları söz konusu. İşte ciddi birbirlerine küfürler edip seviyeleri böyle yerlere döktüler zamanında. Bazı kanallar, bazı kişiler. O ona çatıyor, bu buna çatıyor. Bunların sebepleri ne? Kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Bunların sebepleri öncelikle fazla testosteron tabii ki. Testosteron tabii beyne fazla baskı yapınca beyin sağlıklı düşünmemeye başlıyor ve kalite düşüyor, yerlere iniyor. Doğal olarak da tabii sonra oraya buraya çatmaya başlıyorsun. İkinci sebep ise yine bununla bağlantılı aslında, kıskançlık. Bu arkadaşların birbirlerini maalesef kıskanması. Biri bir tık ileri gittiğinde geride kalan onu kıskandığı için hemen onun hakkında atıp tutmaya falan başlıyor. Hemen onun aleyhinde propaganda yapmaya başlıyor. Ondan sonra bir dönem diğeri biraz ileri gidiyor. Sonra o onun hakkında propaganda yapmaya başlıyor. Böyle bir hırgür içerisinde ilerleyen bir sektör. Maalesef ülkede, daha doğrusu ülkede demeyeyim, dünya üzerinde Türk insanı olarak olumsuz olduğumuz ön yargıdan yola çıkan bu konuların, hep birbirlerini kıskanma, fitne, fesat gibi durumların burada da ortaya çıktığını bir şekilde, rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi ben bugüne kadar böyle konulara hiç girmedim. Bu beni de alakadar etmiyor. Kimseyle de mümkün olduğu kadar böyle laf dalaşına falan girmeyi sevmem. Seviyeyi iyice yerlere düşürmeyi sevmem. En nefret ettiğim şeylerden birisidir. Ancak zaten bugün de söyleyeceklerim aslında yüzeysel olarak söyleyeceğim şeyler. Çok fazla kimsenin ne yaptığı beni alakadar etmiyor. İstedikleri şekilde kavga da edebilirler, birbirleriyle atışabilirler de. Dediğim gibi bunların olayları genelde kıskançlıktır arkadaşlar. Kıskançlıktan yola çıkarak aslında işin ucu ekonomik skalaya dayanıyor gene. Yani bir skala var, aşağı doğru iniyor. İyiler en çok kazanıyorlar. Aşağı doğru kötüye doğru, kötü mü diyeyim artık, yani kötü değil ama hani bir seviyesi düşük olan biraz daha aşağı doğru daha az para kazanıyor. Bunlar da birbirlerini, çok kazananı kıskanıyorlar. Genelde böyle. Şimdi saygıdeğer gerçekten insanlar var. Zamanında benim ilgimi çeken son dönemde şu oldu. Zamanında gerçekten birbirlerine demediğini bırakmayanlar şimdi birlikte olup başkalarının hakkında atıp tutmaya başladılar.
Yani bu çok ilginç. Yani ağza alınmayacak küfürler, ağza alınmayacak videolar falan yapan insanlar şimdi birlikte oluyorlar ve birlikte olduktan sonra kendilerinden daha profesyonel olduğunu düşündüğüm bazı yarışmacı arkadaş abilerimizi kötüleyip onlar hakkında, onların aleyhinde atıp tutuyorlar. Şimdi bu kişi Serdar Aktolga da olabilir, başkası da olabilir. Yani benim burada değinmek istediğim kişiler değil. Burada duyulması gereken şey saygı. Yani burada herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor arkadaşlar. Fitness sektöründe ve body sektöründe, bodybuilding'de şöyle bir olay var. Mesela dün bir arkadaşımla antrenman yaparken, şu anki programım benim biraz daha farklı bir program giriyorum. Formumu korumak için haftanın 4 günü tek bölge girip bu tek bölgeden sonra bir 20 dakika yarım saat kadar bir kardiyo eklemeye çalışıyorum. Onun haricinde de 5. günde de full body yapmaya çalışıyorum. Bunu da makinelerle izole bir şekilde ve çok tekrarlara dayanarak yapılan bir program. Bir arkadaşım da bu programı gördü ve gelip dikkatini çektiğini, benim hiç bu şekilde çalışmadığımı söyledi. Ben dedim ki, ben dedim hani bu programı bir aşağı yukarı bir aydır yapıyorum. Bu definasyona yönelik, definasyonu arttırmaya çalıştığım, formumu korumaya çalıştığım aslında yaz aylarına yönelik bir programdı bu. Ama bunu bu program benim çok hoşuma gitti. Ve formu koruduğumu da fark ettim bu program sayesinde. Bundan sonra da programı hakkıyla yapmak istiyorum. Nereye bağlayacağım konuyu? Şimdi herkesin bu sporda kendine göre bir tarzı var. Biz de yıllardır bu sektörün içerisindeyiz ve yabancı kanallar dahil, yabancı internet fenomenleri, fitness modeller, bodybuilderler, Mr. Olympia'lar hepsini detaylı şekilde yıllardır inceliyorum. Ve herkesten alabileceğim ne varsa faydalı olarak onu alırım. Kötü gördüğümü de yadırgamam. Üstünü örter geçerim. Çok umursamam. Ama şu var, herkesin bir tarzı var. Onun için bu sporda şu doğru, bu şekilde demeniz için gerçekten bunu ciddi şekilde deneyimlemeniz lazım. Mesela ben her sene bu sporda kendime bir şeyler kattığıma inanıyorum. Bu sene özellikle mesela yağ yakımı ile alakalı farklı şeyler öğrendim. İşte kas kütlesini korumak için biraz daha amino asitlerin farklı şekilde kullanılması gerektiğini, amino asit kombinasyonlarının arttırılması gerektiğini gibi bazı şeyleri daha yeni yeni öğreniyorum. Hani öğreniyorum demeyelim, deneyimliyorum diyelim. Çünkü öğrenmenin gerçekten hani yaşı yok ve sınırı da yok. Burada herkes kendi yönteminin en doğru olduğunu söylerse, bu benim yöntemim, bu olacak, kesinlikle bu olması lazım, İşte şu arkadaş şöyle yapıyor, bakın ne kadar yanlış yapıyor, İşte benim yöntemim bu, aslında bu olması gerek, ben işte kinezoloji okudum, ben fizik tedavi uzmanıyım, öbür doktor çıkıyor bir taraftan, ben doktorum. Ya arkadaşlar, hani akıl vermiş gibi olmayalım, koskoca insanlarsınız, hepimizin yaşları birbirine yakın zaten. Ben nacizane sizin de affınıza sığınıyorum yani. Bu arada onu da söyleyeyim. Bunlar da benden yaşça büyük de insanlar. Ben sadece yaş olarak biraz daha yakınım onlara. Şunu söylemek istiyorum. Ya herkes kendi tarzını yapsın ya. Ne yapıyorsa yapsın yani. Herkesin bir tarzı olsun. Zaten önemli olan bu değişiklikler. Bu harmoninin, bu mozaiğin çeşitli olması önemli olan. Bizim burada istediğimiz şey bu. Herkesten farklı fikirler çıkacak ki ortaya güzel, kendine has bir tarz çıkacak. Burada değinmek istediğim konu aslında buydu. Konuyu oraya bağladım. Şimdi demek istediğim bu arkadaşlar, yani bu şekilde nasıl böyle hormonal olarak ne seviyelere geliyorlar tam bilmiyorum ama hani bu hormonları adam gibi koruyamayacaksanız o zaman yükseltmeyin kardeşim ya. Ya millet sizin kavganızı, gürültenizi dinlemekten bıktı. Yani biraz seviyeyi yükseltin artık ya.
Ya bu seviyeleri iyice düşürdünüz yani. O onu atıyor, bu bunu atıyor falan filan. Yani biz sizden daha farklı şeyler dinlemek istiyoruz. Ya biz, ben şahsen, bakın Cenk Hoca'da, Savaş Cebeci'de, madem hani konusu açıldı, bunları dinlerken ben zevk alıyorum. Açık söylüyorum. Yani ama yani yaptıkları şeylerin kalitelerini düşürdükleri zaman inanın seviye yerlere iniyor ve artık o kanalı izlemek de istemiyor insan. Ki bakın ben burada sıradan bir insanın, sıradan bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Hani tamam bu sektörün içerisindeyim ama az çok da yıllardır spor da yapıyorum. Ama şunu söyleyeyim yani bunlara, bu seviyeleri yüksek tutmak lazım. Mümkün olduğu kadar. Zaten kendileri de zaten aslında son dönemlerde tekrar videolar yaparak bu durumdan pişman olduklarını falan da dile getirdiler. Aslında hani bu da güzel bir davranış bence. Savaş Hoca da bunu yaptı. Konuyu uzatmamak lazım diye düşünüyorum. Konu şu an dallanıp budaklanmaya başladı. Başka yerlere gidecek. Şimdi karşı tarafta videolar çekecek falan filan. Bence seviyeye inmeyen kazanır. Yani o kavga gürültü seviyesine gelmeyen her zaman önde gider. Onu söyleyeyim. Onun için fazla bu konulara takılmamak lazım. Yani ben bayağıdır videolar yapıyorum. Bu YouTube içerisindeyim. Atraksiyonu seven bir insanımdır. Hem fitness yapıyorum, hem bisiklet biniyorum. Yüzme yapıyorum. Herkes bana hocam aşağı, hocam yukarı diyor. Kimseye hoca olduğumu falan da söylemedim bugüne kadar. Hani ben devlet kurumunda çalışan bir memurum. Aynı zamanda biliyorsunuz. Hastanede bir birim sorumlusu olarak çalışıyorum. Ha, kendimize göre bizim de okuduğumuz okullar var. Bunları böyle deşifre, şey, deklara etmeye gerek yok. Onu okudum, bunu okudum falan diye. Bilen, merak eden zaten biliyor. Demek istediğim, hani burada biraz kendimden de bahsetmiş oldum ama bu arkadaşların seviyeyi biraz daha yükseltmesi lazım. Ben yabancı kanalları takip ediyorum arkadaşlar. Onlarda hiç böyle şeyler yok. Yani adamlar, herkes tarzını ortaya koyuyor ve herkes birbirine saygılı. Gerçekten bravo diyorum ya. Vallahi yani adamlar her konuda seviyeleri yüksek yani. Her konuda seviyeleri yüksek ya. Ya bir konuda da geride olun ya. Bir konuda da geride olun. Yani ya da biz bir konuda ileride olalım biraz. Şimdi mesela Türkiye'den niye Mr. Olympia çıkmıyor diyorlar. İki kere çıktı sanırsam herhalde. Biri 17. oldu, biri bilmiyorum kaçıncı. Ya da bir kere çıktı, tam bilmiyorum. Bunun sebebi bu işte arkadaşlar. Sebep bu. Sadece Mr. Olympia değil ki. Futbolcu da zaten çıkmıyor. Veya başka bir branşta bir şey de çıkmıyor kolay kolay. Çıkıyor. Hakkını yemeyeyim hani. Bazı arkadaşlar gerçekten çıkanlar oldu. Olimpiyatta mesela biz okçu çıkarttık bu sene. Ondan sonra ne bileyim, güreşte yerine göre çok başarılıyız. Halter'de Naim Süleymanoğlu gibi bir değerimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Ama o adamlar profesyonelliğin zirvesini yapmış insanlardı. Onun için bizim birbirimizi bırakıp, birbirimize odaklanmayı kesip, birbirimizi kıskanmayı kesip başka konulara odaklanmamız lazım. Farklı konulara odaklanmamız lazım. Yani herkesin kendine göre bir tarzı var. Ben mesela bütün böyle bu konularda iyi olan hocalarımızdan, abilerimizden, benden yaş olarak büyük olan insanlardan da daha güzel videolar bekliyorum şahsen. Ve severek de takip ediyorum hepsini. Bu bir eleştiriydi. Bu bir eleştiri odaklı bir videoydu. Ben kendime de yerine göre videoda öz eleştiri yapmaya çalıştım. Benim de eksiklerim var ve yanlışlarım var. Umarım herkes için her şey istediği şekilde ilerler. Umarım burada da konuştuğumuz konular sizin en azından biraz keyfinizi yerine getirmiştir. Görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videoda yine bu şekilde gündeme dahil konuları da artık konuşmayı düşünüyorum videolarımda. Tabii ki kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan bunu yapmak gerek. Buna da dikkat ediyoruz. Zaten bizim
tarzımız da bu arkadaşlar en başından beri. Görüşmek dileğiyle. Sporla kalın, mutlu kalın.